Merhabalar, İstanbul seçimlerini konuşacağız bir kez daha. İstanbul seçimleri İstanbul olmanın ötesine çıktı. Gerçekten Türkiye'nin kaderi açısından çok önemli bir rol oynadı. Onun için Türkiye'nin bütün kentlerinde İstanbul seçimleri konuşuluyor. Biz de bu seçim sürecinin nasıl gittiğini konuşacağız. Kimle konuşacağız? CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasıl gidiyor seçim kampanyası? Önce kendi adayınız açısından, İmamoğlu açısından nasıl gidiyor? Ondan bir başlayalım isterseniz. Planladığımız gibi değil. Bir aksilik yok. Gidiyor. Gerçekten Türkiye seçimi. Türkiye'nin her tarafında seçim devam ediyor. Ben bayramda Karadeniz gezisine katıldım. Hayır, yani İstanbul seçimi falan değil. Bayramlaşma değildi. Büyük mitingler. Yani sadece CHP'nin görmediği falan değil. Yani mesela Trabzon meydanının görmediği bir miting. Giresun'da, Ordu'da böyle büyük mitingler yapıldı. Dolayısıyla yani sadece bir İstanbul seçimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, elbette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var ama yani İmamoğlu ile beraber başka şeyler oluyor. Bunu konuşmaya başladı bence Türkiye ama önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak diye düşünüyorum. Planladığımız gibi dedim, evet planladığımız gibi devam ediyor. Bir taraftan işte projeleri anlatıyor, diğer taraftan insanlarla ilişkilere giriyor. Bunlar tabii artık iş çok büyüdüğü için kampanyanın ilk günlerindeki gibi işte böyle birebir pazar yerinde işte bir nokta ziyaretler olamıyor artık. İster evet. istemez otobüste büyük kalabalıklara, büyük mitingler tarzında, yani ilçelerde küçük mitingler adı ama her biri işte 10 binlerle ifade edilen işte 10 bin, 20 bin mitingler. Bir de 31 Mart öncesi gittiğimiz meydanlara, aynı meydanlara tekrar gidiyoruz. İşte Bağcılar'da 2-3 bin kişilik miting yapılmıştı. Miting demeyelim de işte toplanmıştı insanlar falan. Şimdi işte 20 bin, 30 bin kişi toplanıyor. Böyle bir şey gidiyor. Yani başarılı bir şey. Kampanya yani bize diyorsunuz. Göre öyle, bize göre öyle. Ölçümler de yapıyoruz tabii. Ne oluyor falan diye. Herkes her şey yüz güldürecek bizim açımızdan. Öyle devam ediyor. Peki bir tarafının yüzü gülerse öteki pek gülümseyemez. Öbür tarafa bakalım. Binali Yıldırım'ın kampanyası nasıl gidiyor sizin gördüğünüz şimdi kadarıyla? Tabii onlar Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. 31 Mart'a göre tamamen şeyi değiştirdiler, stratejiyi. Sert sözler ve sert insanlar geri çekildi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli mitilini falan atacaktı ama hiçbir şey attığı yok. Geri çekildi onlar. Onun yerine güya tırnak içinde yumuşak işte Binali Yıldırım Bey geldi. Onun da çok düz bir şeyi var. Daha böyle yaptık, yine yapacağız filan. Asmış afiş. Ne yapacaksınız? İşte 300 mahalleye kreş yapacağız filan diyor. Aa, daha yapmadınız mı diye sorduğunuzda çünkü 25 sene hadi AK Parti zamanında dersek 17 sene neyse daha yapmadınız mı diye sorulduğu zaman şey yapıyor. Böyle Cumhurbaşkanı'nın geri çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani başlangıçta 39 ilçede miting vesaireydi ve her zaman AKP'nin neredeyse bütün ilçelere kadar bütün adayları sanki bir Erdoğan önce sonra onlar gibi geliyordu bu değişim. Ya çok tabii onlar açısından çok acıdır. Hani her şeyleri bağladıkları neredeyse normal insanlığın ötesine taşırdıkları bir adam şu anda parti için, seçim için diyelim biraz da yumuşatan bir yük olarak. Evet. Yani çok trajik bir durumdur yani. Yük olarak görülüyor ve tamamen çekilmiştir. Niye göre çektiler? 31 Mart öncesi sert beka işte herkesi terör, herkesi hain ilan edilen bir kampanyadan işte sabah saat 9'da 10'da başlayıp gece 12'ye 1'e kadar bütün ekranlarda Erdoğan'ın yüzü. Bunlar ters tepti. Yani insanlar kendi daha evvel kendilerine oy veren insanlar da bunu bir yük olarak gördüler, taşıyamadılar. Bu basit bir, çok görülüyordu. Biz söylüyorduk zaten onlara. Gördüler ve geri çektiler. İşte Erdoğan çekilmez falan. Ben öyle düşünüyordum. Geri çekilmez. Geri çekildi yani. Çok zor durumdalar. Seçimi çevirebilecek hiçbir şey yapamadılar bize göre. Bugüne kadar işte son 9 gün, yani bugünü sayarsak, 8 gün saymazsak seçimi geri çevirecek bir şey yapamadılar. 31 Mart'ta da kaybettiler. Zaten bunları söylüyorlar yani. Kendileri de söylüyorlar, biliyorlar ve bunu geri çeviri döndürüyor. Hiçbir şey yapamadılar. Yani mesela insanlar bayram dolayısıyla erken gitti bu sene biraz Anadolu'ya, İstanbul Anadolu'ya gidiyor. Seçmen 10 milyon seçmenin birkaç milyon Anadolu'ya gidiyor yazın, yani daha fazla belki de. Gittiler bayram dolayısıyla erken, mesela geri çeviremiyorlar onları. Zorlanıyorlar. Bizim öyle değil yani, insanlar biz
bir organizasyonlar yaptık geri getirmek için ama insanların büyük çoğunluğu kendiliğinden geliyorlar zaten. Seçimi çevirebilecek hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey söyleyemedi. Yok da zaten. Yeterince yumuşayabildiler mi? Şu Pontus konusunu hatırlatacağım yani, size. Bir taraftan işte sanki öyle gibi ama diğer taraftan işte sosyal medya trolleri, İçişleri Bakanlığı falan aynı şeylere devam ediyor. Zaten Cumhurbaşkanı biraz konuşunca yine hemen oraya atlıyor. Hı hı. Geçen sanıyorum dün akşam mıydı bir kendi parti grubunda bir naklen son zamanlarda yapmadı, bir naklen yayın yaptı. Biraz daha konuşsa çünkü başka türlü mümkün değil. Hemen oraya atlıyor. Bence yani yumuşak filan kampanya yapamıyorlar. Kampanyaları iflas etti ve yeni bir şey kuramıyorlar. Mümkün değil. Aslında 2015 Haziran seçimlerinden bu yana böyle. Kazandılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar ama kuramıyorlar yani. Yeni bir söylemi yok. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesinin bitmesiyle de ilgili bir olaydır. Yani yeni cümleler kuramıyorlar. 10 sene sonra bir Türkiye, yeni bir İstanbul. Yani İmamoğlu öyle değil, çıkıyor. Yeni bir İstanbul, yani şöyle olacak diyor. Yani İstanbul, bizim düşündüğümüz İstanbul böyle olacak. Yeni bu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Binali Yıldırım'ın böyle bir sözü, Sayın Erdoğan'ın böyle bir sözü yok. Peki siz galiba İmamoğlu açısından oldukça iyimsersiniz. Yani seçimleri kesin alacağı gibi bir şey hissediyorum vurgularınızdan. Evet. Öylesiniz. Evet. Yani peki, ben seçime büyük farkla, şeye göre büyük farkla 31 Mart tartışmalarının da hiç yapılamayacak kadar farklarla. Acaba Mehmet Bey bir şeyi göz ardı ediyor olabilir miyiz? Şimdi oy kullanmayanların önemli bir bölümü, bunlarla ilgili rakamlar da vardı. 450-500 bin kişi galiba. AKP seçmeni olarak görülüyor ve şimdi de birebir onlarla görüşüldüğü, AKP'nin hepsine uzanarak onları mobilize ettiği söyleniyor. Böyle bir şey dengeleri değiştirebilir mi sizce? Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Üç grup seçmen, yani bu o zaten İstanbul'da 1.200.000-1.300.000 seçmen her seçimde. Yani şey gelmiyor, sandıklara gelmiyor. Bu seçmenlerle ilgili yapılan ciddi çalışmalar var. Şimdi değil, önceden beri yapılıyor çalışmalar. Eğer bu seçmenler şeye gelseler, sandığa gelseler, kime oy vereceksiniz? Çoğu CHP'ye oy verecek insanlar. Ama karamsar, ama işte kötümser, olmaz filan gelmiyor bir şekilde. Şimdi onlar ciddi bir şekilde mobilize oldu. Büyük böyle motive oldu ve geliyor. Artık sandığa geliyor. Pişman oldular gelmediklerine. Yani CHP'ye oy verebilecek eski, bunlar sadece 24 Haziran'la 31 Mart arasında gelmeyenler değil. Öteden beri gelmeyenlerin bir kısmı gelmişti zaten. İmamoğlu 31 Mart'tan önce de İmamoğlu onları etkilemişti, gelmişti. Ama büyük bir kısmı gelmemişti. Onlar pişman oldular. Keşke gelseydim. Başka bir grup seçmen daha var. Keşke gelseydim ve İmamoğlu'na oy verseydim buna. Daha böyle AK Parti'ye oy veren seçmen kesimi. Bir gruptan aldık zaten. Bir grupta tereddüt etti falan. Son anda vermedi ya da tekrar AK Parti'ye oy verdi. HDP'nin küskünleri de var. HDP'nin şeydi. Onlar da şey oldu. Yani keşke gelseydik. 6 Mayıs'ta en çok sevinen seçmen grubudur bunlar. Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunacak, bizim de bir katkımız olacak diye sevindiler. Seçim iptal edildi, tekrar biz de gideceğiz diye. Evet. Böyle bir de böyle lümpen şey kesim var ya, gelmiyor, denk gelirse geliyor, gelmiyor. Onlar da imamı yapılan haksızlıklar sonrasında yine rakiplerimizin yaptığı yanlışlar, işte sanatçıları, yazarları, çizerleri hepsini suçlamaları sonucunda onlar da olup bitenlerden haberdar oldu. Siyasal da olan bitenlere pek bakmazlar bunlar. Onlar da haberdar oldu ve onlar modaya etkilenirler. Yani Cem Yılmaz bile bizim propaganda şey yani biz getirmedik yani onlar getirdiler. Hı hı. Dolayısıyla onlar da falan, onlar da ekreme. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiliğinden bizim etkilediğimiz, İmamoğlu'nun etkilediği seçmen kitlesiyle onların bir tabii birebir ilişkilerde bazı insanları etkiliyorlar, getirecekler. Ama mukayese edilmez yani. Hı hı. İşte 10 binlerle ifade edebilirim onların etkileyebilecek insanlar. Biz 100 binleri etkiledik zaten. Biz derken işte olup bitenler 100 binleri etkiledi zaten. Yani ben imserim. Yani tabii netice itibariyle seçim tahminlerinde bulunuyoruz. İşin içindeyiz ve ben de tarafım yani.
öyle tarafsız bir gözlemci olarak konuşmuyorum ama gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Yani. Peki bir başka seçimlerle ilgili önemli bir konu, daha doğrusu çok önemli hale gelen tartışma, normal ülkelerde liderlerin, adayların kendi arasında tartışması, televizyon ekranına çıkıp boy göstermesi, fikirlerini yarıştırması normaldir. Bizde olağanüstü bir olay oldu, 17 yıldır olmayan vesaire. Evet. Deniyor ki bazı kesimlerden, İmamoğlu'nun böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. İşin bir tarafı, ikinci tarafı belki de Binali Bey'in son şansıdır bu bir şeyleri değiştirmek için. Provokasyon olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Nasıl görüyorsunuz ya bu defa, televizyon bizim polemiğini? Bizim tarafın böyle bir karamsarları çok, her konuda karamsar yorumlar yapıyor. Aman işte seçimi iptal etmişlerse bir bildikleri vardır. Tamam, bu doğru bir uyarıdır. Bir bildikleri ne olabilir de tahminlerde bulunuyoruz ve bütün tedbirleri alıyoruz. Seçim günüyle ilgili, öncesiyle ilgili, sonrasıyla ilgili neler olabileceği, biz de bir sürü şeyler öğreniyoruz, tedbir alıyoruz. Ne yapabilir filan diye. Şimdi bu karamsarlar, böyle bir şey kabul ettiyse Binali Yıldırım, bir bildikleri vardır. Ya bir bildikleri varsa bizim de iki bildiğimiz var. Tedbirleri alınıyor. Tabii Türkiye'de böyle bir şey olması iyi bir şey bence. Yani iki aday konuşacak. Yani işte bir moderatör soru soracak, konuşacak. İmamoğlu açısından bizim bir şeyimiz yok. Yani acaba filan bir sıkıntı olur mu? Yok. Çok daha sert moderatörler ya da soru soranlar sorular sordu. Hatta tuzak sordular. Tırnak içinde ahlaksızca sordular. Yani soru değil. Soru değil yani. O işler yaptılar. Bir şey olmadı. Bunlar hepsi İmamoğlu'na yazdı. Ama şu moderatör konusunun üzerinde bir duralım. Orada sevelim sevmeyelim değil mi? Bir hamle var. Binali Bey'in kendisine şu ya da bu ölçüde puan kazandırabileceğini düşündüğümüz bir hamle var. Karşı taraftan moderatör seçme şeyi, tutumu içinde önce Uğur Dündar, ardından İsmail Küçükkaya. Bunlar küçük hamleler. Yani şimdi şöyle diyorlar yani. Mağduriyet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarihinde Erdoğan, yani gerçek bu ama, bir mağduriyet hikayesi üzerinden çok iyi biliyorlar, tanıyorlar. Bu seçimde ilk defa mağduriyeti İmamoğlu'na kaptırdılar. Hakikaten mağdur ettiler yani. Çünkü kendilerinin yaptıkları, ettikleriyle, trolleriyle, hakaretleriyle, yalanlarıyla, iftiralarıyla, kısıtlamalarıyla, ya ordu valisi filan, ya koca iline bir siyasetçi geliyor. 30 bin, 40 bin kişi miting yapıyor. Seviyor kendilerini, yerlere atıyor insanlar filan. Şimdi bu sevilen adam geçip uçağa binecek yani. Ne oluyor yani? VIP'den biner binemez. Bütün bu mağduriyetler hepsi İmamoğlu'nu mağdur hale getirdi. Şimdi bunu elinden almaya çalışıyor. Bir şey yaparsak işte moderatörü karşı mahalleden nasıl olacaksa, bu karşı mahalle seçersek, işte Binali Bey mağdur duruma düşecek. Ya Binali Bey nasıl mağdur duruma düşecek yani? Başbakanlık, bakanlık, belediye bilmem neleri, mallar, mülkler, gemiler, şunlar bunlar. Yani mağdur duruma. Bu millete de biraz saygılı olmak lazım diye düşünüyorum ben ya. Binali Bey'in mağdur duruma düşmesi falan mümkün değil. Ama yani bunlar böyle bir strateji izlediler yani. İşte İsmail Bey soru soracak. Ben çok büyük bir şey beklediğimiz gibi pazar günü her şey işte dönecek. Öyle bir şey yok. İmamoğlu'nun elbette ihtiyacı yoktu. Ama daha evvel söylemişiz, gelin konuşalım diye. Geri yani dönemez şimdi yani. Yani hayır gelmeyin mi diyeceğiz. Ha gelsin. Ben iyi de olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmanın bir takım koşulları var yani, karşılıklı konuşuldu. İstanbul konuşulacak, projeler konuşulacak. Yani konuşulsun. Yani biz ilk defa çıkıp konuşacağız, anlatacağız. Ne diyecekler yani onlar, yani Binali Bey de projelerini anlatacak. Biraz evvel ifade ettim yani. 300 mahallede kreş yapacağım diyecek. İşte 5 GB gençlere vereceğim. Ya şimdiye kadar niye vermedin yani? Evlerine bilmem ne verin. Doğalgazda yaz aylarında indirim yapacağım. Ama bizim çok daha sistematik, geleceğe yönelik. Başka bir İstanbul. Hakikaten yaşanabilir İstanbul, çevresiyle, ulaşımıyla, işte depreme hazırlığıyla böyle çalışmalar var. Keşke bunları anlatma imkanı da olsa bugüne kadar. O nedenle yani İmamoğlu fırsat buldukça, sanıyorum 2,5 saatlik falan bir programda bir fırsat olarak görüyoruz. Onları anlatacak, iyi olacak. Her Peki. şey çok güzel olacak. Evet, baştan sona sizi çok iyimser görüyorum. Ordu valisi dediniz. O konuya bir dönelim. Ne oldu orada? Havaalanında ne oldu? İmamoğlu'nun söylediği, iddia edilen o şey, hakaret sözü ve onunla ilgili tartışmalar, buna bakışınız nedir? Ya ben orada yoktum. Yani havaalanında yoktum. Havaalanına giderlerken ben Rize'ye geri döndüm. Çünkü bayramdı.
Trabzon'da katılmıştım Sayın İmamoğlu'na. Bütün geziye katıldım. Bindi. Onlar havaalanına gittiler. Biz yani normalde yani kalabalık bir grupla gelinmiş, işte gün boyu böyle müthiş programlar yapıldığında geri dönülüyor. Yanında milletvekili arkadaşlarımız var. Kaldı ki yani İmamoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanlığı 18 günde yapmış. Dönecek yani uçak buraya yanaşmış. VIP'nin 20 metre ötesinde uçak bekliyor küçük bir havaalanı. Oradan binecekler. Ordu valisi baştan beri yani engellemeye, nasırına basmaya, rahatsız etmeye, böyle şeylerle tuzak kurmaya çalıştı. Bakın meydan büyük bir kalabalıktı. Giresun'dan çıktık, hatta Trabzon'dan çıktıktan sonra 20 tane daha yollarda miting yapıldı. İlçeye gidiyorsun, 5000 kişi toplanmış, ister istemez 3 kelime ediyor, geç gelindi. İşte akşamdan sonra hemen işte emniyet müdürünü falan göndererek müdür muavini kimdi tam olarak bilmiyorum adamı. Er zamanında kesmezseniz müdahale edeceğim. Hatta ben dalga geçtim yani nasıl müdahale edeceklermiş, ne yapacaksınız? Yani buraya gaz mı sıkacaksınız? Burada 30 bin 40 bin insan var. Nesine müdahale ediyorsun? Ayıptır falan diye. Baştan beri böyle bir şey var. Havaalanında barikatla karşılaşıyor arkadaşlar ya. Polis barikatı falan karşılaşıyor. Orada bir tartışma oluyor. Yani açık yani şeyler de oluyor ama İmamoğlu böyle bir laf etti mi etmedi mi? Ya yani bilmiyorum. Bana göre İmamoğlu ben sordum etmedi. Etmez de. Kendisine mi sordunuz? Tabii kendisine sordum. Etmez de İmamoğlu. Hı-hı. Yani İmamoğlu böyle bir insan değil. Yani hı-hı, sinirlenir tabii İmamoğlu işte. Şimdi işleri güçleri Cumhurbaşkanlığından basit bir trole kadar işte İmamoğlu öyle bildiğiniz gibi adam değil. Sinirlenir, sinirleri alınmış değil. İşte öfkelenir, kötü şeyler söyler. Böyle bir kötü adamdır. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Buna bir fırsat olarak kullanıyorlar. Aha, devletin valisini. Devletin valisi. Neyse ise hala devlet yüceltme, falan insanı bilmem ne yapıyorlar. Devletin valisine bilmem ne dedi. Ya ben kişisel olarak bana sorarsanız ben böyle bir şey demem. İmamoğlu da dememiştir. Denilmemesi de gerekir. Vali değil herhangi bir insana denmez. Denmedi böyle bir şey diye düşünüyorum. Ama işleri güçleri İmamoğlu sinirlenen bir adam bunu anlatacak. Tabii sinirlenir İmamoğlu yani. Öyle bir şey değil ki İmamoğlu robot değil, melek değil. İmamoğlu bizim bir insan, bizden bir insan. Zaten ilgi de buradan geliyor yani. İnsanlar kendilerini görüyorlar İmamoğlu. Kendilerinin hakkını, hukukunu gözeten, arayan birisi olarak görüyorlar. Gerçekten işte yalana maruz kalmış, ayrımcılığa maruz kalmış, fakirlikle, fukaralıkla uğraşan, mahrum edilmiş, işte kentine oturduğu çevresi, yaşam alanları işgal edilmiş insanlar bir bütün olarak İmamoğlu'ndan bir şey bekliyor yani. Yoksa İmamoğlu gökten inen bir Mesih olduğu için filan değil yani, öyle değil. Yani. Peki bu konu ama öyle bir hale geldi ki belki size daha yakın olabileceğini tahmin ettiğim kesimlerden de Kabataş yalanının yeni bir tarzda ileri çıkarılması gibi şeyler geldi, yorumlar geldi ve burada enteresandır. CHP ve adayının veya ittifak adayını olarak ortaya çıkan İmamoğlu'nu uzun süredir desteklediği kanısı yaygın olan Fox TV'nin tutum değiştirdiği ya da işte Anchorman'ının Fatih Portakal'ın işte evvelsi günkü sanırım konuşmasında, haberlerinde böyle bir şey dedi ama gösteremem tavrıyla dengeleri etkileyebilecek bir şey aldı. Bir değişiklik yaptığı türden yorumlar var. Ya, medya konusuna biraz gelelim. Ya bir şey diyemeyeceğim yani medya bir bütün olarak zaten yani İmamoğlu'nun aleyhine ekranlar kapalı. TRT'ye de bir kere çıkamadı. Böyle bir şey olur Fox mu? Fox değil ama. Yani neyse yani şunu söyleyeyim bir bütün olarak hı-hı, medyada bir şey var. Yani şimdi Fatih Portakal ve Fox aleyhine yayın yapıyor mu yapmıyor, doğru haberleri falan izlemiyoruz çok yoğun olduğumuz için. Geç saatlerde gece bakabiliyorum. Şu anda genel olarak Fox hı-hı, nasıl davranıyor bilmiyorum. Ama Sayın Portakal dinledim. Acaba Sayın Portakal'a giden şey nedir, ne değildir? Bir şey söylemiyorum. Bir spekülasyon olacak. Bir şey söylersem İmamoğlu ile Portakal'ın da bir ilişkisi olduğu öteden beri biliyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Yani adam söylemedim diyor ben. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Ya çok da önemli değil bizim için. Benim hı-hı, için de çok da önemli değil. Şimdi burada olay şu, Karadeniz gezisinin bir bütün olarak değersizleştirme çalışıyor ve vali niye ki hiç kimse çıkıp bunu konuşmuyor ya? Bir kişi niye çıkmıyor ya? Fatih Portakal ya. Çık ya, sen valiye bir şey söyle ya. Ya bir siyasetçiye saldırdı ya. Ne demek yani?
Burada diyor konuşmuş ya, bu müdahale ederim, 20.000 kişiye müdahale ederim. Resmen kışkırttı, engelledi. Niye bir şey söylemiyorlar? Karadeniz'de kıyamet koptu, Anadolu'da bir şey oluyor yani. Bunun önünü kesmeleri mümkün değil. Hı hı. Üç tane yalanla filan. Daha başka şeylerle kesebilirler. Yine kesin ya. Yayınlarda ne? Şey vardı. Hükümet değişikliği olabilir. Bu da bir hamle ya olabilir. Ya her şeyi yapacaklar ama yani kim şey yapacak? Son anda yapılan şeyler. Ya millet karar vermişse ki bana göre verdi. Yani bu kararı verdi. Ha 31 Mart'tan önce falan hani kendisi diyordu ya, şimdi ders verme zamanı, hı-hı, değil. Ders vermeyin. Tayyip, evet, Erdoğan kendi, evet, kitlesini söylüyordu. Ders verme zamanı değil, şimdi önemli işte. Beka sorunu var, memleket elden gidiyor gibi laflar ediyordu. O zaman ders vermeye karar vermişti millet. Bana göre seçme. Şimdi daha başka bir şeye, İmamoğlu'na karar verdi yani. Buradan dönmez. Bir şeyi değiştiremez. Çünkü onun 17-18 seneden beri, son 10 senesi bir alternatif bulamadığından dolayı çekiyordu, tahammül, evet, ediyordu. Kerhen veriyordu, ediyordu. O kitleler oy verebilecekleri bir aktör, birisini buldular. Yani CHP'yi falan aşan bir şey buldular. Evet. Ve bütün bir siyaseti değiştirebilecek, edecek bir şey. Yani bunu İmamoğlu'nun planladığı, ben iyi tanıyanlardanım, bilenlerden birisiyim. Planladığını sanmıyorum. Ama bu biraz toplumsal, sosyoloji bir yere kadar geliyor. Orada bir herkesin şaşırdığı bir sıçrama oluyor. Öyle bir an yaşıyoruz. Evet, evet, evet. Ya abartıyorum falan gibi düşünebilir. Devrim mevrim. Evet yani öyle bir şey yaşıyoruz yani. Devrime mi benzetiyorsun? Devrime derken şunu diyorum yani. Nasıl diyeyim? Bir adım adım olmuş. Sonra işte insanların akabileceği, oy verebileceği, güvenebileceği bir siyasal aktör bulmuş. Bazı şeylerini belki Tayyip Erdoğan'a da benzetiyorlar bazı taraflar yani. Çok işte çok doğal görüyorlar. O nedenle proje diyor. Biliyor Tayyip Erdoğan'ın danışmanları, AKP'nin adamları falan buna biliyorlar. Proje dersek, yani doğal değil, sizden değil. Proje bu, yalan. Bunu anlatmaya çalışıyor. Hayır, millet onu gördü. Kendilerinden, kendiliğinden ortaya çıkan bir insan var burada. Kenar mahalle, şu bu falan dedi ya yani. Onlar yani Erdoğan'a bir alternatif alternatif olmuş çıktı. Alternatif çıktı yani. Erdoğan'ı 2002'de niçin seçtiyse bu insanlar, aynı sebeplerle Ekrem İmamoğlu'nu seçiyorlar. Erdoğan'ı işte itilmiş, kakılmış, herkes onu engellemeye çalışıyor, haksızlıklar yapılıyor, devlet televizyonlara, diğer televizyonlara çıkarılmıyor, mahkemeler haksızlık yapıyor, herkes, kurumlar haksızlık yapıyor. VIP'ye bir geçirmediler Erdoğan'ı. Vali aslında Ekrem İmamoğlu'na hizmet etti. Ekrem İmamoğlu'nu geçirmiyorlar. Böyle mağdur bizden birisi ve bir gelecek de vaat ediyor. Bu böyle olmuyor diyor. Başka şekilde de yaşayabilirsiniz diyor. Bu ülkede mümkündür diyor başka şekilde yaşamanız. İşsizlik falan, devlet hayır diyor. İşsizlikle ilgili biz de bir şey yapabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu kadar bütçesi var. Bununla ilgili sadece işte tarımla ilgili yapacağımız şu üretim ve şu dağıtım pazarlama sistemiyle işte İstanbul'daki hayat pahalılığını şu kadar düşürebiliriz. İşte 200 bin insanı da istihdam edebiliriz. Bunları anlatıyor insanlar, olabilecek şekilde yani anlatıyor. Ha böyle bir alternatif ortaya çıkmış. Tayyip Erdoğan da bir şey söylüyordu. Ya böyle yaşanmaz. Hani 2002'lere gidelim, 28 Şubat sonrası o kaoslar, ekonomik, toplumsal filan. Buna bir alternatif olarak çıktı. Yani hepimizin içinde yer alabileceği, sıkıntılar da olsa nefes alabileceğimiz bir toplum, bir şey öngördüler. Erdoğan bunların hepsini heba etti, Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi İmamoğlu diyor ki ya buna mecbur değiliz diyor. Daha güzel olabilir bakın arkadaşlar. Niye böyleyiz ki zaten diyor ya. Daha güzel şeyler olabilir. İnsanlar da zaten görüyor. Niye bu sıkıntılar içindeyiz? Niye gerginiz? Niye birbirimize düşman olarak bakıyoruz? Niye bizim gibi düşünmeyeni haine yazıyoruz, teröre yazıyoruz? Böyle değil yani. Şu kadar işte zenginlik var bu memlekette. Yerden nebat çıkıyor, güneş var filan. Niye bir buğday yetiştirip adil bir şekilde paylaşamıyoruz? Bunu zaten insanlar birbirlerine soruyorlardı. İmamoğlu diyor ki vallahi bunları yapabiliriz diyor. O kadar. Dolayısıyla İmamoğlu'ya yöneldiler. Yani ben böyle görüyorum, okuyorum ve heyecanlanıyorum. Güzel bir şey var. Evet, oldukça iyimsersiniz, netsiniz. Kendi açınızdan öngörülerinizde acaba şimdi bizim canlı yayınımızı izleyen iktidar sahiplerinden, yani Mehmet Bekaroğlu da hiçbir şeyden kuşkulanmadan bu kadar net, acaba şu ya da bu iç ya da dış gerekçeyi kullanarak seçimleri iptal etsek gibi bir şeye gidebilirler şöyle mi? Şöyle bir şey, çok kuşkulanıyoruz. Yani bunların yapabileceklerini her şeyi hesap ediyoruz. Biraz da bunlar bize öğrettiler bu kuşkulanmayı. Özellikle de 31 Mart'tan sonra yaptıkları ettikleri
o Yüksek Seçim Kurulu'na seçimi iptal etmek için vermiş oldukları şeyler, bugüne kadar kendi yaptıkları hileler, yalanlar, çalmalar filan, biraz öğrendik bütün bunlara ve tedbir aldık. İnanın. Yani bu seçimde her konuda tedbirini aldınız. Her insan, ya tabii bir hani ilahi bir şey. Ayrı bir konu. Alabildiğimiz kadar tedbirleri aldık. Bakın, sandığın başında avukatlar dahil herkes bekleyecek, listeler görülecek. Şeyde atılan listelerin dışında kimse olmayacak. 30 Mart'ın içinde hepsini tek tek göreceğiz. Atanlar dikkat edeceğiz. Şeffaf bir şekilde sayılacak. Islak imzayı, cetvelleri, metveller hepsini alacağız. İlçe seçim kuruluna kadar seçim kurulu, sandık kurulu başkanı bizim arkadaşlarla gibi. Bunlar hepsini, çalıştık. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ekipler oluşturduk. Anadolu'dan insanlar geliyor. Zaten çoğu kendiliğinden geliyor. Öyle geliyor ki adam kendisi geliyor. Durumu biraz iyi. Komşusunun iyi değil. Onun biletini de alıyor. Getiriyor. Peki. Yani böyle bir çalışmamız var. Ama buna rağmen yo her şey tamam falan demiyorum. Ama her şey inşallah. Çok peki sizin olacak. Gittiğiniz yoldan son soruyu şöyle sorayım. Diyelim ki dediğiniz haklı çıktınız ve İmamoğlu kazandı. Sonra ne olacak? Bunu bir dakikada toplayıp vallahi zor tabii ondan sonra. gibi görülüyor. Kimin için biz, zor? Ya CHP'nin şöyle bir şeyi var. CHP müthiş bir şans elde ediyor. 89'da da böyle oldu biliyorsunuz. Belediyeleri CHP verdi. Hani halkta bir şey var. Sadece işte din, muhafazakarlık üzerinden CHP'ye oy verilmiyor söyleniyor ama öyle değil. Daha çok yapar mı, yapamaz mı, yönetebilir mi falan soruları var. 89'a fırsat verdi, iyi değerlendiremedi. Şimdi CHP hazır buna. Belediyeler üzerinde, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde çok önemli işler yapılacak. Kim ne dedi filan bunlar önemli değil yani. Tabii Türkiye bugünden yarına değişecek diye bir şey yok ama İstanbul ya şöyle bir umut çıkacak şunu söyleyeyim. Bu bile çok önemli. Birçok insan yetişmiş bu memlekete katkı sağlayabilecek, üretebilecek birçok insan. Yani ülke ile ilgili, ülkenin geleceği ile ilgili, çocukların geleceği ile ilgili müthiş karamsar idiler. Yani bir fırsat bulsak da gitsek gibi filan yani. Bütün bunlar ortadan kalkıyor ya. Müthiş bir umut. Geri geliyor insanlar ya. Herkes bu ülkeye katkı sağlayacak. Kadın, erkek, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, şu bu filan. Yani birlikte burada yaşarız ve bu ülkede birlikte üretiriz falan. Dünya zaten iyi değil, Avrupa'da iyi değil, Amerika'da iyi değil filan. Bizim ülkemiz hepsinden daha iyi. Böyle bir inancın yerleşmesi bile bu ülkede müthiş bir potansiyel, müthiş bir motivasyon oluşturacak. Ve bunları yönetecek Cumhuriyet Halk Partisi de farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Türkiye'nin gerçekten yeni bugünün Sosyal Demokrat Partisi olacak. İyi şeyler olacak, güzel şeyler olacak, her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Mehmet Bey çok teşekkürler. Çok iyimser, çok enerjik bir Mehmet Bekaroğlu gördük. CHP İstanbul Milletvekili seçim sürecini, tarafların durumunu, gidişatı, fikirlerini paylaştı. Enteresan yorumlar yaptı. Yeni konuklar ve yeni konularla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.